Diyelim ki integral x kare çarpı 3x eksi 1 dx'i hesaplamak istiyoruz. Şimdi öncelikle videoyu durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin olur mu? Hangi ilginç tekniği kullanacağında kararsız kalmış olanlarınız olabilir. <laughs> ne cümle kurdum ama değil mi? Neyse. Bazen karşılaşacağınız üzere çok da ilginç olmayan bir teknik bu ifadeyi cebirsel olarak daha tanıdık bir hale getirebilir. Peki bu durumda x kareyi içeriye dağıtırsak ne olur? O zaman integral içerisinde bir polinom ifadesi oluşur değil mi? Ve eşittir integral içinde x kare çarpı 3x, 3x üzeri 3 eder. Eksi 1 çarpı x kare de eksi x kare olur. dx'i de yazdık mı tamamdır. Bunu gayet basit bir hesaplamayla bulabiliriz öyle değil mi? Burası eşittir x üzeri 3'ün ters türevi x üzeri 4 bölü 4. O zaman buraya 3 çarpı x üzeri 4 bölü 4 yazalım. Böyle de yazabilirsiniz ama yine de x üzeri 4 bölü 4 olarak yazalım. Sonra da x karenin ters türevi x üzeri 3 bölü 3 eder. Öyleyse eksi x üzeri 3 bölü 3 olur. Burası belirsiz integral olduğu için burada bir sabit de olmalı. Onu da şöyle yazarsak işimiz biter. Buradaki asıl nokta ortalığı toparlamak adına öncelikle biraz ortalığı dağıttık farkındasınız değil mi ki daha kolay ters türev alabilelim. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Diyelim ki şöyle bir ifadenin belirsiz integralini almak istiyoruz. Bu biraz karmaşık bir ifade olacak. İntegral x üzeri 3 artı 3x kare eksi 5 bütün hepsi bölü x kare dx. Evet, bunu nasıl çözebiliriz? Videoyu durdurun ve kendi başınıza çözebiliyor musunuz bir bakın. Şimdi doğal olarak aklınızdan türlü türlü ilginç çözümler geçmiş olabilir ama buradaki asıl nokta bu ifadeyi yalnızca cebir yardımıyla sadeleştirebileceğinizi görmek. Öyleyse bu ifade eşittir burada parantez içinde x üzeri 3 bölü x kare x edecek 3x kare bölü x kareden 3 gelecek ve eksi 5 bölü x kare ifadesini eksi 5 çarpı x üzeri eksi 2 olarak da yazabiliriz. Evet dx'i de unutmayalım. Ve yine aynı şekilde buradaki belirsiz integralleri bulmak için artık yalnızca ters kuvvet kuralını kullanmamız yeterli. Şimdi bir bakalım. x'in ters türevi x kare bölü 2. x kare bölü 2. Artı 3'ün ters türevi yalnızca 3x öyle değil mi? Ve eksi 5x üzeri eksi 2'nin ters türevi önce üssü 1 arttırıp Evet artı 1 sonra yükselttiğimiz değere bölmemiz gerekiyor. O zaman burası eksi 5 çarpı x üzeri eksi 1 eksi 2'ye 1 ekliyoruz. Eksi 1 evet bütün hepsi bölü eksi 1. Bunu böyle de yazabiliriz. Ama bu ikisi önde bir eksi var. Aynı zamanda eksi 1'e bölüyoruz. Dolayısıyla bu eksi birbirini götürür. Yani bunu artı 5 çarpı x üzeri eksi 1 olarak da yazabiliriz. Ve bunun türevini alırsanız karşılığında size bu ifadeyi vereceğini görürsünüz. Tabi artı c'yi de unutmayalım. Eğer belirsiz integral alıyorsanız bunu hiçbir zaman unutmayın. Son bir tane örnek daha yapıp bitirelim olur mu? Diyelim ki integral küp kök x üzeri 5 dx belirsiz integralini almak istiyoruz. Videoyu durdurun ve bulabiliyor musunuz bir bakın. Biraz daha düzgün yazayım. x üzeri 5 dx. Evet. Buradaki püf nokta şu. Eğer bu ifadeyi tek kuvvet olarak yazarsanız, şimdi burası eşittir. Belirsiz integral içinde x üzeri 5 üzeri 1 bölü 3 öyle değil mi? Tek yaptığım küp kökü 1 bölü 3. kuvvet olarak yazmak oldu. Tabi dx. Bu da eşittir. integral içinde x üzeri eğer bir şeyin kuvvetinin kuvvetini alıyorsam iki kuvveti birbiriyle çarpabilirim. Bu sadece kuvvet kuralının bir özelliği. O halde burası x üzeri 5 bölü 3 dx. Belki çoğunuz doğrudan bu adama geçmiş olabilirsiniz bile. Ve yine tekrardan ters kuvvet kuralını kullanmamız gerekiyor. O zaman burası x üzeri 5 bölü 3 olan kuvveti 1 arttırırız veya 3 bölü 3 ekleriz değil mi? Yani x üzeri 8 bölü 3 olur. Sonra da 8 bölü 3'e böleriz veya tersiyle çarparız aynı şey. Yani buraya 3 bölü 8 çarpı x üzeri 8 bölü 3 yazabiliriz mi? Unutmadan artı c'mizi de koyalım. Bunu doğrulamak isterse kuvvet kuralını kullanabilirsiniz. 8 bölü 3 ile 3 bölü 8'i çarparsak katsayıyı 1 buluruz. Sonra da kuvveti 3 bölü 3 ya da 1 azaltırsak evet kuvveti 5 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Bu da ilk elimizde olan ifadeyle aynı şey. Bu videonun asıl düşüncesini bir daha söyleyeyim. Çoğu zaman en güçlü integral alma tekniği sadece cebirsel olarak sadeleştirmekten geçer.